16. yüzyıl teskirelerinin ikinci kısmına geçtik. Aşık Çelebi'nin Meşair-i Şuara adlı teskiresi önemli bir teskire sorulabilecek bir tanesi. Asıl adı Pir Mehmet olan Aşık Çelebi hem şair hem yazardır. Yani hem nesir ustası hem de bir inşa ustasıdır. Baba tarafı Bağdat'tan gelerek Bursa'ya yerleşmiş olup kendisi bugünkü Kosova civarlarında yer alan Prizren şehrinde dünyaya gelmiş. Babası e, Seyit Ali kadı idi ve muamma yazmada ve tarih düşürmede ustaydı. Yani kıtaları ile meşhurdur değil mi? Çünkü e, tarih düşürme için kullanılan nazım türlerinden en mühimi kıtaydı Seyyid Ali Filipede vefat etmiştir babası Aşık Çelebi'nin annesi de saygın bir aileden gelmiştir annesinin soyu Edu İshak Kazuruni'ye dayanır ve 2. Beyazıt döneminde önemli bir şair ve alim olan Kazasker asker Zade'nin kızıdır Aşık Çelebi tezkiresinde Müeyyed Zade'den ve onun kullandığı Hatemi Mahlasından söz eder burada onun ilmini yüceltir ve şiiri hakkında anekdotlarla bize bilgiler verir Aşık Çelebi aynı şekilde teskiresinde ağabeyi Mehmet Şah'ın haki mahlasıyla yazdığı şiirlerden örnek beyitler vermiş. Küçük yaşta anne ve daha sonra da babasını yitiren Aşık Çelebi ile dedesi ilgilenmiş İstanbul'da ona oldukça iyi eğitim imkanları sağlamıştır. İstanbul'da samimi ve girişken kişiliği babasının ve dedesinin itibarı ve Fenari Muhyiddin Efendi ile yakınlığı sayesinde devrin tanınmış şairleri ve alimleriyle tanışmıştır. Aşık Çelebi 1541'de Bursa'da sonra da İstanbul'da mahkeme katipliği ardından da Ebu Suud Efendi'nin fetva katipliğini yapmış. Bursa'dayken şair Sayi ile çalışmış ve Bursa güzelleri hakkında günümüze ulaşmamış olan şehren gizini yazmıştır. Çelebi'nin kadılık hayatı 1550'de Silivri kadılığı göreviyle başlamış ve burada evlenmiştir. Evliliği uzun sürmeyen Çelebi kısa bir süre sonra boşanmış Silivri'den sonra tanıdıklarının desteğiyle Priştine'ye kadı olarak atanan Çelebi burada birçok şair ile tanışmış ve onların divanlarını beğendiği beytlerini daha sonra tezkiresine kullanmış. 1556'da Serfice kadısı olmuş ve burada divanını tertip etmiştir. Serfice'den bir süre sonra aniden az Daha sonra sırayla Narda, Alaiye, Nibolu, Çernovi, Kratova ve en son olarak da Üsküdar'da kadılık yapmıştır. Kratova'dan iken <laughs> seneler boyunca üzerinde uğraştığı tezkeresini bitirip ikinci Selim'e takdim etmiştir. Bunun yanında Arapça Zeylüş Şaka 2'ni tamamlayıp Sokullu Mehmet Paşa'ya sunmuş. Çelebi kadılık mesleğine çektiği sıkıntılardan dolayı hiçbir zaman tam anlamıyla da ısınamamıştır. Üsküp'te yakalandığı Zatül Cemp hastalığından kabuga iltihabıymış. Kurtulamayarak 1572'de vefat eden Çelebi, Ürgüp'te bulunan Lokman Hekim Tekkesi'ne defnedilmiştir. Evliya Çelebi mezar taşının üzerinde cinaninin söylediği aşık sefer eylediği cihandan sözünün yazılı olduğunu söylemiş. Fakat bu mezar Ürgüp'te 1693'te meydana gelen bir deprem ile yerle bir olmuş ve günümüzde mevcut olmayan bu türbe halk arasında Gazi Baba veya Kadı Baba Türbesi olarak anılmakta. Türbenin bulunduğu semt de Gazi Baba Gazi Baba Belediyesi adını almış ve Üsküp'ün en büyük belediyesidir. Fiziki özellikleri hakkında fazla bilgiye sahip olunmayan Çelebi'nin kekeme olduğu ve bunun yanında da dünya nimetlerine, güzellere ve şaraba meyli gezmeyi, eğlenmeyi sevmesi, neşeli, açık sözlü ve cömert olduğu ve rint tabiatı bilinmektedir. Biraz da böyle bakiden den ee, dem vurur gibi. Eserlerine bir bakalım. Şimdi Aşık Çelebi'nin divanı var. Divanını 1556'dan önce Serfice'de kadı olarak bulunduğu sırada tertip ediyor. Divanda Kaside Gazel Musammat Nazım şekilleriyle yazılmış şiirler bulunmakta. Şiirlerin ana konusunu güzeller ve tabiat tasvirleri teşkil eder. Bunun dışında Tercüme-i Tıbril Mesbuk diye bir eseri eseri var. Gazali'nin Sultan Sencer'in emri üzerine huzurunda geçen konuşmaları farça olarak yazdığı kitabın Arapça tercümesinden Türkçeye aktarılması Mecmuai Sukuk adlı bir eseri var. Aşık Çelebi'nin mahkeme kat, kat, katipliği kadılıklarda kaleme aldığı kıymetli bir eseridir. Mecmuai Sukuk Miracül Ayale Vü Minhacül Adale diye bir eseri var. İkinci Selim adına Arapçadan Türkçe'ye yapılan bir tercümedir. Ravza ravzat Şuhara Şuhada diye eseri var. Konusu Hazreti Hüseyin'in Kerbela'da şehit edilmesi olan eser. Farsçadan bir tercüme eserdir. Ravzül Ahyar var. İkinci Selim adına e, Arapçadan Türkçe'ye yapılan bir tercümedir. Siket var name diye bir eseri var. Kanuni'nin Ziget var seferini konu alan bir eserdir. Şakayık Numaniye diye bir eseri var. Taş Köprü Zade'nin aynı adlı eserinin e, Arapça tercümesidir. Şehrengizi Bursa var. Bursa güzellerini anlatan manzum bir risaledir. Ama elimizde mevcut değilmiş. Şerhi hadisi Erbay'ın 40 hadis tercümesidir. Zeyli e, Şakayık var. Aşık Çelebi Arapça olarak yazdığı Şakaya kendi yazdığı şakayka yazdığı bu zeyli Sokullu Paşa'ya takdim etmiştir. Bir de Meşair-i Şuara Aşık Çelebi teskiresi Aşık Çelebi'nin en önemli eseri ve edebiyat tarihimizde de ee, bu eserle tanınır. <laughs> Bazenleri böyle kelimelerde yanlışlıklar olduğu için arkadaşlar kusura bakmayın bu arada. Şimdi Meşair-i Şuara teskire bir giriş ve şair biyografileri olmak üzere iki kısımdan meydana gelir. Girişte şiirin manası, iç ve dış unsurları, Araplarda ve Osmanlı'daki tarihi gelişimi başka kaynaklardan alınan bilgilerle, Arapça, Farsça şiirlerle, ayet ve hadis kelamlarla desteklenerek anlatılır. Yani bir nevi biraz burası poetika özelliği gösterir mi gösterir? <laughs> Teskirenin Yazılış tarihine kadar tahta geçmiş Osmanlı sultanlarının şairlik yönleri ve edebiyata gösterdikleri ilgi üzerinde durulur. Mukaddime bu sebeple de şiir ve şiir tarihi için uğraşanlardan uğraşanlar için e, önem arz eder. Asıl metinde 426 şaire yer vermiş olan Çelebi kendi hayatından tezkire yazarken dikkat ettiği noktalardan ve bazı şiirlerinden de bahsetmiştir. Önemli bir tezkire. Aşık Çelebi kendine has orijinal üslubuyla kaleme aldığı tezkiresi edebiyat, kültür ve dil tarihimiz açısından çok önemli. Kısa biyografilerde verilen bilgiler diğer tezkirelerden pek farklı olmamasına rağmen üslubunun samimi ve canlı olması açısından farklılık teşkil eder. En önemlisi ise kaynaklarının ekseriyetle birinci ağızdan edinilen bilgiler olması ve Çelebi'nin şairleri ve olayları bir psikolog gibi tahlil etmesidir. Bunu unutmayınız. Bu önüyle eser bir hikaye hatta roman havası taşımakta ve türünün tek örneğini teşkil etmekte. Aşık Çelebi'nin Şair-i Şuarası ile ilgili bir soru gelirse e, bu bilgi %90 içinde yer alacak. Bu uzun biyografilerde kişi tasvirleri ve ruhi tahlillerin yanı sıra çevre, mekan, devrin sosyal yapısı, gelenek ve görenekler gibi konuların da olduğu göze çarpan unsurlardandır. Eserde Farsça, Arapça ve Türkçe kullanılmıştır. Teskirenin olumsuzluk... E, gösteren tek yanı ebced sistemine göre tasnif edilmiş olması bu tasnif tarzı eserin okuyucu dostu bir yapısı olmasını engellemiş. Çelebi alfabetik sırayı kullanmaktan vazgeçme sebebinin Latifi'nin kendisinden önce bu yöntemi kullanması olduğunu belirtmiştir. O kullandığı için de kendisi diyor ki ben bunu kullanmam. Keşke kullansaymış. Bunu burada bitirdik arkadaşlar. Bundan sonra geçeceğimiz teskire türüne bir bakalım. Hangi teskireye geçeceğiz? Hasan Çelebi'nin Tezkiretü'ş-şu'arası var. Onu işleyeceğiz arkadaşlar. Görüşmek dileğiyle.